Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Space Hunter projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Space Hunter, Vaxa'nda bir avcılık oyunu arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı üzere. Oyun içerisinde gezegenler bulunuyor arkadaşlar. Bu gezegenler oyuncuların avlanabileceği ve avlanmadan ek bonuslar elde edebileceği oyunun ana öğesiymiş. Yine silahlar bulunuyor. Bu silahlar ise canavarları ve PvP turnuvalarını avlamak için kullanılıyormuş. Silah kullanmak için ise bir lisansa ihtiyacımız oluyormuş arkadaşlar. Yine hayvanlar bulunuyor. Bu hayvanlar başarılı bir av için ödülümüzmüş arkadaşlar. Bunları jetonlarla değiştirebiliyormuşuz ya da PvP turnuvalarında kullanabiliyormuşuz. Yine burada bize şema halinde yakın mekanizmasını, kazanç denklemini vesaire göstermişler. Burada da gördüğünüz üzere 3 adet token bulunacak oyun içerisinde. Yol haritalarına baktığımızda 2022'nin birinci çeyreğinde oyun geliştirme, NFT grafik çizimleri, akıllı sözleşme geliştirme gibi şeyleri yapmışlar arkadaşlar. İkinci çeyrekte staking lansmanını düzenleyeceklermiş. Açık beta testi yapacaklarmış yine ve oyun lansmanını çıkaracaklarını söylüyorlar. Üçüncü çeyrekte oyun güncellemeleri, yeni sezon eklemeleri, mobil oyun geliştirme ve oyunu ücretsiz bir şekilde sunacaklarını söylüyorlar. Dördüncü çeyrekte Çökken Köprü, Solana ağına bir köprü kuracaklarmış yine. Pazar geliştirmesi düzenleyeceklermiş ve JAX listelemeleri gerçekleşecekmiş. Yani White Paper'ına baktığımızda oyunun Vax Block zincirinde PvE kampanyalarının yanı sıra PvP savaşları ve turnuvalarına odaklanan bir oyuna kazan oyunu olduğunu görüyoruz. Oyunda 4 tip NFT var arkadaşlar. Bunlar silahlar, hayvanlar, istasyonlar ve gezegenler. Yine bu her NFT'nin farklı farklı görevleri ve kazançları var arkadaşlar. Peki oyunun bize sundukları ne derseniz, oyun içerisinde avcılık yapabiliyoruz. Yine pazardan satış yaparak vesaire kazanç sağlayabiliyoruz. Sergiler düzenleniyor, PvP turnuvaları düzenleniyor. PvP dövüşleri düzenleniyor. Yine buna ek olarak crafting sistemi yer alıyor. Oyunun 3 ana jetonuyla bu crafting sistemlerini de yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve bu jetonlarla seviye yükseltmeleri de gerçekleştirebiliyoruz. Yani silahlarımızı, gezegenlerimizi yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Buna ek olarak bu oyun jetonuyla lisans ve kutuda satın alabiliyormuşuz. Oyun mekaniğine baktığımızda oyunda temel ihtiyacımız aslında silah ve avlanma ruhsatı arkadaşlar. Bunlar olmazsa olmaz diyebiliriz. Bunları aldığımızda oyun içerisinde kazanç sağlayabiliyoruz. Avcılık kısmına baktığımızda burada zaten aşama aşama bizlere anlatmışlar. Uzun uzun anlatmayacağım sizlere burayı. Burada gördüğünüz üzere çeşitli seviyeler ve eğitim seansları bulunuyor. Yine geliştirmeler de bu kısımda görebiliyorsunuz. Envanterimizde sadece bir silahın değil, hepsinin seviyesini yükseltebiliyormuşuz arkadaşlar. Bu da gerçekten önemli diyebiliriz. Yani oyun içi token'ı bol bol harcayacağımız bir oyun olacak. Yine pazara baktığımızda pazar avcılar için ana gelir kaynağıymış arkadaşlar. Bu oyun mekanizmasında her NFT canavarına gömülü varlıkların kilidi açılıyormuş. Oyuncu için başlangıçta yakalanan hayvanların yerleştirilebileceği 3 yuva mevcutmuş. Ancak cephanelik seviyesindeki artışla bu yuvalar arttırılabiliyormuş arkadaşlar. Yine istasyonlar kısmına baktığımızda uzay avcıları ekosistemindeki 4. NFT'ymiş istasyonlar ve bunlar avlanma lisansları üretiyormuş arkadaşlar. Buna ek olarak oyun içi ganimet kutuları da burada üretebiliyormuşuz. Tabi bunları üretirken oyun içi token'ı harcıyoruz. Gezegenlere baktığımızda ise oyuncuların avlanabileceği ve avlanmadan ek bonuslar kazanabilecekleri ana oyun öğesiymiş arkadaşlar. Gezegenler. Yine PvP ve PvE kısmı olduğunu söylemiştik. PvP kısmında haftalık turnuvalar düzenlenecekmiş arkadaşlar. Ve bu turnuvalardan çeşitli ödüller kazanabileceğiz. Yani bunlar token olur, NFT olur, değişecek arkadaşlar. Yani PvP alanında da güzel bir oyun geldiğini sizlere söyleyebiliriz. Yine birebir savaşlar olacakmış oyun içi mekanizmasında. Bunlar da uzay avcılarında oluşturabileceğimiz veya mevcut bir odaya katılabileceğimiz savaş odaları şeklinde sunulacakmış arkadaşlar bizlere. Ve bu odalar nadirliğimize bağlı olarak ayrılacakmış. Oyun içerisinde şu anda 3 adet bilet bulunuyor. Bu biletler tabii ki NFT satışlarına girmemizi sağlayan biletler arkadaşlar. Bunlar Golden Ticket, Silver Ticket ve Bronze Ticket olarak ayrılıyor.
Yine oyun çıkmadan önce maksimum 275 adet bilet vereceklerini de söylemişler. Bunların zaten satışı vesaire yapıldı arkadaşlar. Yani paket satışlarının da bu akşam olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Bu akşam Türkiye saatiyle 7 gibi paket satışları düzenlenecek. Yine oyun içerisinde planlar bulunuyor. Bu planlar da biletleri stake etmek için alınan ilk NFT ödülleriymiş. Az önce gösterdiğimiz biletleri bir hafta boyunca kilitleyerek bir blueprint elde edebiliyormuşuz arkadaşlar. Ve bu nadirlik doğrudan bahisteki biletin nadirliğine bağlıymış. Yani golden ticket stake edersek daha nadir blueprintler elde edebiliyoruz. Tokenomi'ne baktığımızda 3 adet jetonumuzun olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bunların hepsinin arzı 1 milyon olarak ayrılıyor. Ve burada çeşitli işlevleri bulunuyor. İlk jetonumuz silah yükseltmede ve sergiyi yükseltmede kullanılıyor. İkinci jetonumuz lisans satın almada ve yükseltme istasyonlarında kullanılıyormuş arkadaşlar. Ve üçüncü jetonumuz gezegenleri yükseltmede, lootboxları satın almada ve PvP'lerde kullanılıyormuş. Yine yol haritalarına baktığımızda ikinci çeyrekte staking lansmanı, açık beta testi gibi şeyleri yapacaklarını söylüyorlar bizlere. Üçüncü çeyrekte oyun güncellemeleri ve mobile bir oyun gelecekmiş. Yine dördüncü çeyrekte ise farklı ağlara köprüler getireceklerini söylüyorlar. Twitter'larını incelediğimizde 1383 takipçileri bulunuyor. Burada zaten paket satışlarını duyurmuşlar arkadaşlar. 300 adet small weapon box satacaklar ve 300 adet standart silah paketi satacaklar ve bunların satışı Türkiye saatiyle 7'de olacak arkadaşlar. Adetleri ise 300'er adetten oluşuyor. Benim proje hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Autonomy is an illusion.